Can Ataklı, Erdoğan'ın aklında oy oranı değil ikinci tur var. Erdoğan'ın aklında oy oranı değil ikinci tur var. Tuhaf gelişmeler oluyor. Üst üste anketler yapılıyor. Başkent kulislerinden birbiriyle çelişen dedikodular yükseliyor. AKP içinde veya yakınındaki farklı kaynaklardan hem erken seçim olabileceği hem de olamayacağı sinyalleri yayılıyor örneğin. Bu arada anket şirketleri de Ardarda arda sonuçlar açıklayarak AKP'nin hızla eridiğini gösteriyorlar. Bu da ister istemez muhalefeti heyecanlandırıyor. En son KONDA Genel Müdürü de konuya girdi ve AKP'nin çok ciddi oy kaybettiğini belirtti. KONDA'ya çok farklı bakıyorum herkesten. Çünkü bana göre KONDA bir araştırma şirketinden öte ne olacağını önceden açıklayan bir odak gibi geliyor bana. O seçimler de yapılmıştı. Bu erken seçimlerden tam bir yıl önce Konda yaptığı seçim araştırmasında net sonuç yakalamıştı her nasılsa. O bir yıl içinde AKP aleyhine yaşanan onca olaya rağmen yaprak bile kıpırdamadığı dönemdeki oy oranları aynen yansımıştı sandıklara. Yani sanki bir el siz ne yaparsanız yapın ben seçimi böyle bitireceğim demiş gibiydi. Sonraki seçimlerde de bunu hep gözledim. Konda'nın genel müdürü Bekir Ağırdır, yeni AKP'nin sözcüsü niteliğindeki bir gazeteye yaptığı açıklamada son araştırmalarda ortaya çıkan temel bulgu, iktidar bloğunun kutuplaştırıcı söylemi AK Parti tabanında bile %10'luk bir çözülmeye neden oluyor demişti. Ağırdır sanıyorum konuştuğu gazetenin meşrebine uygun olarak Davutoğlu ve Babacan'ın %30'un altına düşen Erdoğan'a ciddi rakip olmaya başladığını da sözlerine eklemiş. Konda araştırmasına göre muhalefet çok iyi durumda, AKP ise yok olma sürecine giriyor. Böyle anlatılınca da muhalefetin tüm renkleri heyecanlanıyor ve Erdoğan'ın alt edileceğine inanıyor. Oysa bana göre bakış açıları farklı. İki kez Cumhurbaşkanı seçimi yapılmış olmasına rağmen ikinci tur deneyimi hiç yaşamamış olan siyasi partiler ve kamuoyu aklını %50'ye takmış durumda. Böyle olunca da yapılan anketlerde çıkan sonuçlara bakarak iktidarın %50'yi asla bulamayacağına inandırıyor kendini. Seçim tek türlü olsa bu görüş doğrudur. Ancak deneyim eksikliği nedeniyle kimsenin aklına ikinci tur gelmiyor. Erdoğan'ınsa aklında birinci değil ikinci tur var. Gözlediğim kadarıyla Erdoğan anket sonuçlarında tek şeye bakıyor. Bu tablo ile ikinci tura gidildiğinde kazanır mıyım? Anketlere göre AKP'nin oyları çok düşmüş görünüyor ama birinciliğini koruyor. MHP ile işbirliği yapması halinde meclise ilk turla birlikte yapılan milletvekili seçimleri sonunda 300'ü aşkın milletvekili sokması mümkün. Hele HDP'nin baraja takılması halinde milletvekili dağılımında AKP artı MHP'nin 300'ü hayli geçeceği görülüyor. İşte ikinci tura bu koşullarda gidilecek. Bir tarafta mecliste sal çoğunluğu elde etmiş bir AKP ve MHP, karşısında ise o yüzdesi daha fazla görünse bile mecliste çoğunluğu elde edememiş ve 6-7 parçaya bölünmüş bir muhalefet. İşte Erdoğan anketlere hep bu gözle bakıyor. Hesabı birinci tura göre değil, ikinci tura göre. Çünkü muhalefetin herkesin üzerinde ittifak sağlayacağı bir aday bulamayacağına inanıyor. Özellikle mecliste oluşacak aritmetik dengeyi istikrarın bozulmaması için kendi lehine çevirebileceğine güveniyor. Muhalefet, birinci turla ikinci tur arasındaki 15 günde yaşanacak akıl almaz olayların hiçbirini engelleyemez. Gaza gelip sineyi millete dönelim diyen ve Hodri meydan çağrılarına kahramanlık yapmayı düşünen muhalefete bu uyarıyı yapmayı kendime bir borç biliyorum. <laughs>